güzel ya. Ay çok güzel. Kaç tane gemi var ya? Çok. Biz bu yoldan gitsek. Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız eğer burada hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Şimdi annemlerle, annem Ertuğ'un annesi, Ertuğ'un ablası. Ben hamur günü, hamur günü ilan ettik bugünü. Mantı yapacağız, frize koyacağız. Bu çok pratik oluyor bize. Annem, ben ameliyat olmadan bir gün önce yapmıştı sanırım. Bolca yapmıştı böyle iş çıkışı da işte yemek yokken makarna haşlar gibi 2 dakikada haşlayıp böyle yoğurtla işte kıymalı mıymalı güzel bir yemek yemiş oluyorsunuz. Bizim için çok pratik oluyordu. İstedik şimdi ikisi birlikte toplanıp hepimize yapacaklar. Böyle difrizlerimizi mantı dolduracağız. Pide de yapmayı düşünüyorlar. Bayağı una ve hamura düşeceğiz bugün. O yüzden saçlarımı toplayayım. Şimdi Ertuğ'un ablasının evindeyiz. Burada büyük bir mutfak var o yüzden buraya geldik. Bugün burası imalathanemiz de olacak. Bunları çok çekmeyeceğim. Annemler işte tesettürlüler şu an işte ev halleri çok rahat değiller diye. Ama mantının tarifini onlardan alacağım. Buraya yazacağım. Çekebildiğim kadar yaptıklarını çekeceğim. Fikir olsun size de tarif olsun. Yani bilmiyorum ben yapabilir miyim ama eğer birazcık hamura yatkınsanız annem çok basit diyor yaparsınız falan diyor. Tarife bir bakarız belki yapmak istersiniz. Veya annelerinizi, ablalarınızı, teyzelerinizi artık kim yapabilirse hazırlayın. Onları mutfağa sokun ve difrize kesinlikle yapıp koydurun. Bunlardan aşırı pratik oluyor arkadaşlar. Eğer çalışıyorsanız ya da ne bileyim yani çalışmıyor olsanız bile ani bir misafirde falan bayağı iyi olur böyle hızlıca. İşte içinde ne olduğunu bildiğiniz bir ev yapımı mantı bayağı kurtarıcı oluyor. Neyse çıkalım bakalım. Ben nazar ettim ona. Çok güzeldi. Çok kaynaklı. Ben ellerimi sokmuyorum biliyor musun? Yok ellerimi yıkadım hani. Biraz ılıtalım onu sana zahmet. Çok kaynaklı düşün. Hamurun tarifini verir misin Nunacığım? Pide için değil mi bu? Pide için. Bir paket maya, bir tatlı kaşığından fazla tuz, bir bardak kadar süt, suyun ılık yapıyoruz. Yoğuruyoruz bir güzel. Ne kadar su? Hamuru gevşek, bu kulak memesi diyorlar ya ondan bayağı gevşek. Suyun bir şeyi var mı? Bir bardak, iki bardak. Yok onu o elinin kıvamını da anlayacaksınız onu. Ona ölçü veremeyiz. Her unun, ne kadar un var içinde? Her unun ölçü şeyi değişiktir. Tamam. Alacağı su değişiktir. Yeni gelinlere böyle tarif verilmez. Ama belki şimdi çok pide yapacağız. Evet doğru. Yani neredeyse 2 kilodan fazla un var. Bu şu anda 2 kilo gibi bu un. Hemen hemen 1,5'tan fazla şu an. Böyle. Kıvam böyle mi olacak? Böyle gevşek olsa güzel olur. Tamam. Pidesi de güzel olur. Tamamdır. Mayalansın yani yine çok görürsün. Da gevşek değil tabii ki de yani normal kıvamda. Bir de mayalansın. Unlayacağız, toparlayacağız. Anneannem beni aradı görüntülü. Yine mi? Yine mi aradı? Dur, ona bunun altına koyuyorsun. Dur. İnternette gördüğüm kadarıyla. Bir yerim var mı başka daha sıcak? Böyle. Ya şunlara bakar mısınız? Şunlara çok güzel ya. Çok güzel ya. Evet. Bu ne? Bunlar notlarım benim. Anne, yiyeceğim bunu size göstermeyeyim bari. Çok güzel. Bunlar benim notlarım. Çok güzel. Şunlara bak. Bende üçüncü çıktı işte ilk defa. Bir tane daha tomurcuk var. O da çıkacak herhalde. Dördüncü de yolda. Öyle gözüküyor. Çok güzel. Bak kalkıyorlar. Evet. Şimdi çekeyim şöyle bir iki saat sonra ayağa kalkacak bir daha. Çekeyim. Onlar bugün. Siz alabilirsiniz sonra. Okey. 2 dakika bana malzemelerini söyler misin sadece? 5 kilo unu 6 yumurta. 5 kilo un mu var burada masada şimdi? Evet var. Oo, maşallah. Şu an 5 kilo unu 6 yumurta koymuş olduk. Tamam. Ama normalde 1 kilo una 1 yumurta. Kaşığı kadar 1 kilo una 1 tatlı kaşığı tuz. Zeytinyağı koyuyoruz hamur daha kıvamlı oluyor. Tamam. Çok değil tabii. Zeytinyağı derken sıvı yağ. Alıştı. Ufak bardağın yarısı. 3 yemek kaşığı. 3 yemek. 1 kiloya 3 yemek kaşığı. Başka? Kulak memesinden sert olacak hamuru. Tamam. Bu mantı hamuru. Tamam. Çok yumuşak olmaması lazım. Suyun ılık mılık olması önemli yok, mi? Yok yok önemli değil. Hayır soğuk. Mantı da soğuk. Tamam. Kimin kulağın memesi kadar? Aynen bu da önemli bir... Başka bir şey yok. Mayalanıyor mu bu hamur? Hayır hayır. Bu hamur böyle sert mi olacak? Dinlendiriyoruz. Biraz sert olacak tabii. Dinlendiriyoruz sadece. Tamam. Peki benim takipçilerimin eşleri yoğursun değil mi? Bunlar kolları yoğurur çünkü. Erkek yoğursun. Erkek yoğuramaz tabii. Ama gerçekten biz yoğurabilir miyiz bu hamuru? Anne niye yoğuramıyorsun? Ya elini yıka ya. Ne bileyim çok sert gözüküyor makarna hamuru. Değil değil öyle de değil. Makarna hamuru gibi olacak zaten biraz. Değil mi? Makarna hamuru gibi olacak zaten biraz. Aynen. Çok böyle gevşek olsa
Mantı zaten böyle de yapsan tutamazsın ama şey dedim. Suya koydum tamam. Açarken. Bu YouTuber'lar diyecek ki niye biri eldiven? Anne sen niye hijyen kurallarına uymuyorsun? Kimdi Uğur Dündar mıydı? Merdiven altı yerleri işletmeleri kamerayla basıyordu ya. Biri eldiven mi biri eldiven? Sen şimdi bir kınalar ya bir göstermesin. Söyleyeyim mi neden ama? Baba ellerimizi bayağı hijyen şuradan aşağı yıkadık hijyen bir evet. Şekilde. Evet. Kayınvalidem gelin ettiği için kına yaktı. Öyle değil mi? Kına yaktı. Kınalar taze diye eldiven takmak istedi. Hijyen yıkadım. Evet. Böyle yıkadım. Evet. Sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı uyardığı gibi. Sağlık Bakanlığı uyardığı gibi. Evet. Tamam. Bir şey soracağım. Bu hamur dinlenecek mi? Onu da sorayım. Dinlenecek. Biraz dinlenecek. Çok iyi. Şöyle 15-10 dakika diye içini hazırlayana kadar dinlensin yeter. Ha okey. Ha içini de çekeceğiz. Tamam. İçinde görüşürüz artık. Ay Allah'ım çok güzel çok güzel bunu. Özellikle şu. Şu bunlar değişik. Şunlar her yerde var ama çok güzel açmış maşallah. Bu ev orkide seviyor demek ki. Çok güzel.
4, 5, 6 ama ikisi de biri değil yani. Hı. Aynen. Hava teyze gördün mü? Katıyorum ya her şeyi. Her yemeğe katıyorum. Ve yapman yanlar. Aynen aynen. Şeyleri geçsin. Buraya mı koyalım işte mi? Sanki su daha servis. Yani daha çok alta et tavuk, üstte öyle biraz daha onlar gibi kendimce organize etmiştim. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Gecenin 12.30'u bir de geliyor saat. Annem de bize geldi. Dördüncü kalışımı. Silah zoruyla getiriyoruz. O da annesinde kalıyor. Herkes annesini istiyor. Şimdi hemen erimeden getirdiklerimizi dolaba koyacağız. Altlarımızı da göstereyim. Kutuya bakın. Bunun içine biz şimdi dondurucu buz aküsü koyup, nerede aküsü? Bunlardan koyup dondurduğumuz mantıları getirip koyacağız. Bu da markette gördüğümüz bir çöp kutusu. Trendyol favorilerimdeydi. Stoğu yoktu uzun zamandır. Çok bayıldım. Acayip bunu istiyorum gibi değildi. Olsa başka bir yerden bulurdum. Çok mu ses çıkıyor değil mi? Olsun olsun, çıkar. Sonra anlatabilirim. 2 dakika sonra anlatacağım. Sulayı boşamaya doldurayım. Şimdi aldıklarımızı, mantıları dolaba yerleştirdik. Böyle 3 eve, 4 eve hatta değil mi? Börecek şekilde hazırladık. Bayağı pişirdik. Pişerken büyüdüğü için bir avuç bir kişilik gibi oluyor. Bir porsiyon oluyor. Böyle iş çıkışında özellikle sürekli bunu söylüyorum ama iş çıkışında çok pratik oluyor hiçbir şey yokken. Markete uğradık oraya giderken. Markette gördüm. Trendyol favorilerimde olan bir çöp kutusu. Ama stoğu yoktu Trendyol'da ve 179 liraya favorilemişim. Ben de öyle zannediyordum ama markette 99 liraya olduğunu gördüm. Rengi de baktım bizim mutfağımızla uyumlu, latte rengi. Şöyle. Küçük ev aleti gibi duruyor. Bunu kesin görmüşsünüzdür. Bu ara çok trend bir çöp kutusu. Çöp kutusu da nasıl trend olur bilmiyorum ya. Olmuş. Yani çok bayılıyor muyum? İşte yok, temiz gözüküyor. Yani klasik sanat çöp kutuları gibi gözükmüyor. Şöyle bir şey var, işte sapı var. Sapı da deri gibi, hoş. Masajlı kapağı böyle kaldırdığımızda açılıyor tamamen, kutu gözüküyor. Kapatıp sapıyla kaldırdığımızda kutusuyla beraber kaldı. Böyle bir mekanizma var, göstereceğim. Şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Şunları. Bakın, sapı kaldırdığında o kilit hareket ediyor. Kaldırdığında şuradaki kollara tutunup kutuyla beraber kalkıyor. Yani tezgahın üzerinde kaldırıp sağa sola götürdüğüm zaman çöp kutusu içinde kalacak. Kutuyu çıkarmak istediğimde de şu şekilde çıkartabileceğim. Hoş gözüküyor. Biraz küçük de 4 litre. Yani portatif bir şey. Kaba değil en azından. Bilmiyorum, gözünüz alışır mı? Görünce, tezgahla da rengin uyumlu olduğunu görünce, fiyatın da uygun olduğunu görünce bir alalım koyalım dedik. Şimdiye kadar aylardır şey yapıyoruz. Şu anda da öyle, tezgahta var. Çöp açıp, yani poşet açıp onun üzerine yığıyoruz. Sonra işte onu Ertuğrul sürekli çıkartıp atıyor. Böyle bir şey olursa en azından daha temiz gözükür. O poşet görüntüsünden kurtuluruz. Böyle basajda. Sadece bu basajı biraz zor. Öyle çok pratik değil ama kuvvetli basmak gerekiyor. Böyle dokunaş gibi değil yani. Bugünün alışverişi buydu. Yerine koyalım. Bu arada kameram bir ara servisteyken bir alışveriş yapmıştım, size göstermedim. Hatta aynı renkler, yine aynı markanın saklama kutuları. Şimdi göstereceğim. Kurutma makinesinin üzerinde mesela bir tanesi. Büyük, orta boyu sanırım, bir 3 numaraydı. Yine aynı markanın böyle iç içe geçen kutuları. Şöyle deterjanların arkasında yine iç içe geçen kutulardan. O kutular da çok iyi oluyor çünkü kapakları iç içe geçmeye müsait. Ve aynı boyda, aynı ölçüde, hatta bir küçük bir büyük gibi. Farklı farklı ölçülerde de olabilir. Alıp üst üste istifleyebiliyorsunuz. Temiz ve güzel bir görüntü oluyor. Onlardan birkaç tane de mutfak için alacağım, şeyler istiklemek için. Aynı renk, aynı marka. Onların da linkini bırakacağım. Onlar Ebeveyn'de de satılıyor sanırım, bu markanın ürünleri. İşte bulup linki de aşağıya bırakırım kesinlikle. Şimdi uyuyacağız değil mi? Geç oldu. Bakın, çok tatlı değil mi? Bu da dün sabah geldi. Sıradaki bu. Ama birazcık soldu mu bilmiyorum. Bu sabah su verdim. Birazcık soluk gözüküyorlar. Bu arada bunu da geçen sizinle beraber açmıştık. Mango'dan aldığım pantolon var ya. Paçası... Orijinal paçasını çöpe attık ama orijinal paçası da makasla böyle kesilip şöyle şöyle yapılmıştı. Yorumlarda da hep öyle yapıldığını gördüm. Trendyol yorumlarında, ben Mango'nun kendi sitesinden aldım ama böyle düz makasla kesip böyle açmışlar. Ben de aynısını yaparız diye düşündüm. Bu sabah kahvaltı yaparken annem geldi. Hemen ondan rica ettim. Kesti. Bunu giyerim diye düşünüyordum. Sonra bir anda yağmur yağdı. Giyemedim ama
aklınızda olsun. Eğer paçası dikişli değilse, hatta dikişliyse bile ama bunu kaldırabilecek durumdaysa kesip şöyle şöyle yapabilirsiniz. Çok uzun olanları şöyle uçlarını keseceğim. Ama genel olarak organik bir görüntüsü olsun diye şöyle açacağım onları. Şu boyları neden almış? Ertesi gün oldu arkadaşlar. Sırt çantası bakmak için Adidas'a geldik. Tekstilde de ikinciye %50 indirim varmış. Çocuklara bir şeyler bakalım dedik. Nunay? Şu da güzel. 550 liraymış bu da. Bunu ben aldım da 356,5 liraya giriyor. Tamam. Şu 550 olan. Bu ne lan? Güzel çantalar burada arkadaşlar. Niye çalışıyoruz ki biz? Bu mağazaya özel olup olmadığını bilmiyorum ama bu mağazadaki daha önceki alışverişlerimizde %15 indirimimiz vardı üyeliğe özel. Onu kasada soracağım her mağazada var mı diye. %15 indirimle kişisel çantalar uygun 550 lira. %15 indirimle ne kadara geliyordu bu 550? 450 liraya geliyor ve baya güzel böyle şu kumaşı falan güzel değil mi? Ben çok anlamıyorum da hani suluğu var vesaire ve suluk yerleri var. Güzel. Annem 2 gün önce Eminönü'ndeydi biliyorsunuz 2-3 gün önce. Orada ne kadar dedin? No name çantalar. 450'lerde no name hani Eminönü çantaları. O yüzden bu fiyatla iyi. Bir bu var. Bir bu model var. Böyle. Şimdi ikisinden birine karar ver. Sen içine mi içine rahat rahat bak. Sonra bu trapür logo dediğimiz ordusunda bu öğretildi. Böyle bir bilgi. O ince bir bilgiydi. Evet ince bir güzel bir bilgi arkadaşlar size de söyleyeyim. Evet. Annemin şey dikkatini çekti. Kimi Adidas'ta bu işaret var kimisinde sadece şu çizgi var ya bunu sordu arkadaşa neden böyle diye. Nasılmış anlat bakayım. Bu Origins'miş. Origins'miş evet. Bu ilk çıktığında bu da 3 çizgiymiş. 3 çizgi. Sonradan bu. Evet. Yapraklı modeli çıkmış. Yapraklı modeli. Bu birazcık daha günlük yapraklı modeli diye. Evet. Ama ilk çıktığında bu 3. Bu hangi seriymiş? Daha çok performans ürünü. Performans serisiymiş. Bu orijin seriymiş. Mesela bunlarda daha çok performans ayakkabıları, daha günlük ayakkabılar gibi düşünülebilirmiş. Ben bilmiyordum bunu. İnce detaylarını da öğrendim. Böyle bir bilgi. Annem dikkatini çekti. Niye bunlarda böyle böyle var diye. Hadi şimdi deneyelim iki tane çantayı sırtında. Bakalım hangisini beğeneceksin. Bir de şunu beğendik bu arada. Daha basic bir çanta ama bunun rengini beğenmedi annem. Siyah veya lacivert olsa ona da bakacak. Daha böyle süper. Evet. Bu en azından daha şık. Yani farklı modellerden de bakın. Bunlar bir güzel. Şöyle salaş duran bir modeller. Beden olarak ben... Sen mi alacaksın bana bir hala? Ben alacağım annene. Annem bir tane tam vardır yani herhalde. Ben kullanırım zaten. Normalde 2300'e falan. Kullanabilir miyim arada? Tabii ki. Yani beni görmek için. Annem şimdi Rize'de yaşıyor. Kendi evi var. Ablama gidip geliyor böyle hafta içi falan. Sırt çantası lazım. Ne gibi dolaşıyorum dedim böyle. Seyyar Kamil gibi. Yok. Ne? İlyaçelebi gibi dolaşıyor. Çünkü Eskişehir'e geldi kardeşim. Oradan bize geldi 2 haftalık. Şimdi Eskişehir'e yine gidecek. Böyle sürekli işte bir... Oradan Rize'ye gidecek ama belki arada yine buraya gelebilir falan filan. Böyle sürekli bir seyyar. Hiç insanın burada dolaşmıyor yani. Annem kendi iş hayatı var. O yüzden böyle elinde işte paklı pek işte başka bez çantalar. Benim çocuklarım da iş hayatı. Evet. Annemin mesleği. Benim mesleği annem. Annem mesleği annem. Aynen. Evet. Annem bunu çok beğendi arkadaşlar. Göstereyim. Bizim cadıların küçüğüne. Ama bir tane böyle koşu ayakkabısı gibi ayakkabıya ihtiyacı varmış. Önü böyle oldu mu rahat oldu. Evet. Üst taban olmasın dedi abla. Biraz da teyzelik. Şimdi buradayız. Biz bunları seçmiştik ama renkli. Evet. Renkli olsun silsi çok uğraşıyorum dedi. Renkli ve işte yürüyüşe uygun olsun dedi. Şimdi onu atacağız bu modelleri. Bu arada 900. Şu 720 mi? Öyle bir şeydi sanırım. Bu da o civarda bir şey. Bunlar üzerinden %15 indirim var. %15 indirim de her mağazada geçerliymiş. Yeni üyeli. Ya kendime sweatshirt beğendim. Aşırı güzel. 1250 lira ama ikinci 150 indirim var. Bir o kadar daha bir şey aradım. Aslında erkeklere göre şeyler var ama Ertuğrul burada değil. O olmadan da almak istemem. Ya da şöyle 700 küsürle sweatler var.
600 küsür sivitler var. 2 tane alınca %50 indirim. Kampanyalı fiyatlar bence güzel. Böyle 600 takım yapmak için de uygun bu kampanya. Ama işte Erkül olmadan onu alamam. Kendime de böyle 2 tane almam. Şu var mesela, bunu çok beğendim. Ertuğrul da beğenir aslında bence, böyle polarlı falan. Giy çık, sağa sola giderken giyip çıkabilir. 1100 lira ikisini alırsak, benim sweatshirt de bunu benim yalnız. Bayağı uygun olur ama bilmiyorum, o olmadan al. Şöyle tişörtler mesela 299 lira kampanyalı, bayağı uygun oluyor. Bu takım 1300 lira 600 takım. 2 tane alırsak eğer. Çok giymem ben ama sweatshirt falan giyerim. Mesela şöyle bir takım alıp. Yok. Ve Deniz'de çok canlar mı? Çok mu annem aramıza giriyor arkadaşlar? Ben girmiyorum. Vazgeçtim. Arada makarna. Siyah. Buyurun bakın. Merhaba, çanta ama hangisi? Yukarıda da gördün mü? Tamam. Özlü'ye gideriz, H&M'e bakarız. Adanın ceketine. Cansu Balcıoğlu yazık. Cansu Balcıoğlu sarı. 467 liraya geldi. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Nerede kullanırsın? Kolay gelsin. Gidiyorum. Evet. Emin önünden alacaktı annem o gün. İyi ki almamışım diye çocukları sevindirdik. İyi ki almamışım o gün diye seni aradım. Beni aradı, ben bir cırladım. Hayır anne, orada öyle şeylere para verme. Hani ucuz olan bir şey okey, tam ucuz da hani. Yok. Hani nasıl diyeyim, dandik olup da fiyatı pahalı olunca. Bu arada Eminönü diye bir şey kalmamış artık. Evet, Eminönü bitmiş arkadaşlar. Çünkü artık her şey çok pahalı. Seni ben onu senden yürütürüm. Ha, seni ha, yakalarsan yürütürüm. Yürütürsen yenisini alırsın. Diyorum ki anne ben de kullanırım değil mi? Diyorum yakalarsan kullanırsın diyor. Bir Eskişehir, bir Rize, bir yok köy, bir çarşı. Yok, bu akşam gözleme yapacağız arkadaşlar. Annem... Onları da çeker atarız size. Heh. Annem bu arada çok çekiyor dün Ertuğrul'un ablası. Diyor ki ay Sunay teyze diyor senden daha şey diyor videolarda. Böyle şey diyor, annem sürekli işte açıyor diyor ki Cansu işte şunu çek bak buraya atlama. Hatta bizi şöyle çek falan filan diye yönlendiriyor. Cansu bazen sen unutuyorsun diyor video çektiğin halde hani videoyu almayı. Sunay teyze hatırlatıyor diyor. Annem beni çikolatayla kandırdı arkadaşlar. Çak. Aranızda Ülker çikolatalı gofreti sevmeyen var mı? Annem. Annem çikolata hiç sevmez. O yüzden beyaz aldı. Penteye de bakalım mı? Girelim mi penteye? Gidelim. Teyzem evde bizi bekliyor. Bugünün ganimeti çikolata. Çanta, ben de 5 tane beri aldım. Eve gidince göstereceğim. Annem yine una düştü. Bu sefer de difriz için gözleme yapıyor. Nalcığım hamurun tarifini verir misin hızlıca? Un, tuz, azıcık zeytinyağı, tamam. Un, tuz, azıcık zeytinyağı, tamam. Burada da çeyiz videolarımda gösterdiğim bana kanaviçe yapan yengem böyle gördüğünüz gibi şu işleri runner yapıyor. Runner işliyor. Runner işliyor. Bakın bunların hepsi tek tek böyle ilmek ilmek işleniyor. Bana bir izleyicim, takipçim mi diyeyim, yazmıştı bana da yapar mı diye, Instagram adresini vermiştim. Arkadaşlar Instagram adresini şuraya yazıyorum. Eğer isterseniz oradan inceleyebilirsiniz işleri. Sipariş alıyoruz. Kimin bebeğine? Köyde bir komşunun bebeği. Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık. Ay harika. Ben çeyiz videomda göstermiştim size. Efendim. Şu an tadını çıkarıyorum. Oh anneanne evinde. O yani. Şimdi anneannemde ayağa kalkma saati. Hadi arkadaşlar bayağı yattım, biraz dinlendim, uyudum bile. Çay demlediler. Gözleme pişiriyor. Gözleme dedim de katmer aslında sanırım. Çoğu yerde katmer diye geçiyor. Annem bunları hazırlayıp yine derin dondurucuya koyuyor. Ben onu yemeği çok seviyorum. Sadece tavayı alıp pişiriyoruz. Önlü arkalı ve çok güzel çıtır çıtır olacak. Çok güzel çıtır çıtır katmer oluyor. Ben çok seviyorum. O yüzden annem yapıp difrize koyuyor böyle arada geldiğinde kışın. Bir çay demlenene kadar pişmiş oluyor. Zeytinle, peynirle, pekmezle falan kahvaltılık çok güzel oluyor. Şimdi ondan hazırlıyorlar. Difrize koymak için hem kuzenime hem bana. Ertuğrul'u çağırdım. Biraz böyle kahvaltılık pişirerek koyacağım. Gecenin 9'u şu anda ama sıcak, ondan yiyeceğiz. Bakalım ne var? Tulum peyniri gördüm. Tulum peyniri çıkaracağım. Zeytin ve ayva reçeli çıkaracağım. Buranın ışığı da biraz kötü olabilir, kusura bakmayın. Evet, çay. Tulum peyniri, beyaz peynir, zeytin, çay falan. Gözlemeli kahvaltı. Gözleme diyoruz ona ama aslında katmer. Annem gözleme dediği için öyle alıştık. Bu akşam yemeğimiz böyle.
şöyle anneannemin sarmalarından bir tabağa alıyorum. Ellerimle alıyorum çünkü çatalla bunları delmek istemiyorum. Anneanne sarmaları, anneanne yemekleri. İçeriden böyle bir tava geldi. Ay inanmıyorum, turşu da kavurmuş anneannem, görmemiştim. Şunu arkaya alalım. Tavayı ocağa alalım. Altını yakalım. Gördünüz. Annem bunu önce bir açıyor, sonra yağlıyor tereyağıyla. Sonra böyle sarıyor, gül böreği gibi. Sardıklarını buzdolabına koyuyor. Buzdolabında onlar biraz dinleniyorlar. Yani tereyağı donuyor, o şekilde dinleniyorlar. Sonra o gül böreklerini açıyor. Böylece her bir katmanın arasında, bakın şimdi hareket etmeye başladı. Yağ böyle S şeklinde bir girdap gibi ince ince katmanlar arasında yağ olduğundan milföy gibi çıtır çıtır oluyor. Ama aslında böyle katmer, işte anneme göre gözleme falan. Çok lezzetli, güzel bir şey. Birazdan size pişmiş halini de göstereceğim. Şöyle bakın hareket etmeye başladı. Ben bir yandan da turşu kavurması, turşu tavalisi alacağım. Böyle bir menümüz oldu. Turşu kavurması, zeytinyağlı sarma, işte salatalık, kahvaltılık, kaymak, peynir çeşitleri. Şer, pekmez çıkaracağım. İkinciyi pişiriyorum bakın. Pembe pembe oldu. Diğerini bir tık kızartmış olabilirim. Güzel kokuyor şu an ev. Harika kokuyor. Ertuğ da geldi şimdi. Gecenin bir saati. Hatta geçen hafta sonunda pide vardı hatırlıyorsunuz. İki hafta sonudur müthiş bir hamur yiyoruz. Hadi. Anniş. Neredesin? Un kadın. Haftada bütün videolarda hamurun içinde. Ama çekme bunu. Un kadın. Seni çekeyim. Şey yapma, gidelim. Aşk tepine gidelim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hadi. Dikkatli olun. Sen de. Oh. Hadi bay. Uy, sırtıma vurdu. Telefonunu aldın, şeyi bıraktık. Neyi? Valizi. Su içiyor musun? Ertuğ mutfağı yıkamış ve bulaşıklarımı şimdi ilk defa görüyorum ben de, temiz bakın. Mutfağı yıkamış yalnız. Bulaşıkları yıkamış. Burası bayağı doluydu bugün. Bunları yıkayıp sermiş. Şimdi bulaşıklığımızı alıyoruz. Ay bulaşıklık diyorum. Çöp kutumuzu alıp şöyle taşıyoruz ve yeri burası oldu. Nasıl? Güzel gözüküyor değil mi? Açayım. Tata içini göstermeyeyim. Tata kapanıyor. Aldığımızda böyle çok hassas bastık. Çalışmadı. Moralimizi bir tık bozmuştu ama yok. Şöyle basınca açılıyor. Her şekilde kapanıyor. Birazcık sert basmak gerekiyor. Sonra yorumlarına baktım. Herkes aynı şeyden şikayetçi. Yorucu değil ama elinizin alışması lazım en azından. Hemen gelir gelmez difrize attık şeyleri. Gözlemeleri yani katmerleri mantılarımızda. Burada dondurucuyu da sizinle toparlamamız gerekecek. Çöp kutusu aynı zamanda bana tripod da oldu. Böyle tezgah üzeri işte kavanozu çevirip sürahinin üzerine vesaire. Kamerayı oralara koyuyorum. Şık bir tripodumuz oldu. Biz damacanı almıyoruz arkadaşlar. Böyle 5 litrelik su alıyor Ertuğ. Onu böyle sürahiye doldurup kullanıyoruz. Şimdi saat 12'ye geliyor. Makinede çamaşırlarımız vardı. Onlar bitmiş. Ertuğ onları asıyor. Ben de gideyim yardım edeyim. Sonra yatmaya hazırlanacağız. Yarın için de anneannemden yemek aldım. Zeytinyağlı sarma, bir de kurabiye vardı. Öğle yemeğim ve ara öğünüm. Bir de meyve alırım. Tamamdır. Balım. Geldim. Geldim. Ah. Astın mı? Teşekkür ederim. Ah inanmıyorum. Çok güzel. Hiçbir kirlimiz yok bu hafta. İyi güzel bitirdik. Temizlik. Şunları atalım. Bu arada biz bugün Safir'e uğradık. Yolumuzun üzeriydi. Oradaki Esiva 2'de de böyle outlet ürünler de oluyor. Zaten uygun fiyatları. Yok fiyatı da ben böyle çok unuttuğum için, her yerde hep kaybettiğim için bereler gördüm. Yok fiyat dedim, 29.90, 29.90, 29.90, 29.90, 49.90. Bir tane daha vardı yine o fiyatlarda, 30 lira falan. Yine bu renklerde 5 tane aldım. Onu anneannemdeyken kuzenime verdim. Böyle farklı 4 renk kalmış oldu bana. Bunu kotlarla, jeanlerle, beyaz da aynı şekilde. Hepsi her şeyle olur da şöyle siyah gibi gözüküyor olabilir, lacivert renkte. Bunu direkt taktım zaten. Geçen sene mi almıştım böyle? Birkaç tane, yine 5-6 tane beri almıştım. Böyle uygun fiyata. Sonra onları hep dağıttım işte böyle. Ertuğ'a verdim, kuzenime verdim, Caner'e verdim, adaya verdim falan derken gittiler. Şimdi yine 5 tane aldım. Annem ne yapacaksın o kadar dedi ama ben dedim onlara yer bulurum. Gerçekten de öyle oldu. Bu akşam bir tanesi Şevval'in oldu.
Şöyle ben havalar soğur sormaz, hatta soğumadan Eylül ayında takıyorum bereyi, bahar bitene kadar çıkarmıyorum. Çünkü çok sinüzitlerim var, çok sık hasta oluyorum, çok sık baş ağrısı çekiyorum. Azıcık rüzgarda bile hemen başım ağrıyor. O yüzden birkaç tane olsun dedim. Bende şu an 3 tane var. Biri sarı, zaten her şeye takamıyorum. Diğerleri de bir tık daha böyle kar beresi gibi kaldı. Yani böyle tüylü müylü, kalın örgülü. Sıcak tuttuğu için çok seviyorum ama her zaman da şık olmuyor. O yüzden böyle biraz daha işte günlük kullanabileceğim şöyle İdris Ali bereleri aldım. Sesini kapatayım. Böyle kotla, beyaz tişörtle bile giyerim. Duş alıp çıkacaksam kesinlikle hava güneşli olsa da bere takarım. İşte azıcık rüzgar varsa kesin takarım. Hatta böyle bazen ofiste bırakıyorum ki işte bana ofiste de bulunsun diye. Migrenim ve sinüzitim çok yoğun olduğu için bere benim için aksesuar değil, ihtiyaç kesinlikle. Yani o an kombinime uymasa bile takıyorum. Böyleyim arkadaşlar. Yakıştı mı bilmiyorum. Neyse. Söyleyecek başka bir şey var mı? Bu video nasıl oldu? Kaç gündür ne çekiyorum hatırlamıyorum. Sadece annemin hep unun içinde olduğunu hatırlıyorum. Yani annemlerin sürekli bir şeyler yoğurduğunu hatırlıyorum. Bu da böyle bir video olsun, hatıra olsun. Şimdi küçük bir şeyden de bahsedeyim size. Sonra bunu kapatayım artık bir daha. Eskişehir'de. Ne Eskişehir'i? Kardeşimin Caner'i, kız arkadaşı Gülden'i tanıyorsunuz. İkisinin birlikte bir girişimi oldu. Şu anda yapım aşamasında. Eskişehir'de S Park'tan Barlar Sokağı'na girerken yerini böyle gösterdi. Hep gördüğüm, bildiğim yerler gibi ama çok da net hatırlayamadım. Size konumunu aşağıya bırakacağım. Küçük bir büfe açıyorlar. Kafe, hatta büfe de değil. Islak hamburger, sosisliler, işte çorba, tavuk pilav, nohut pilav, çay, tost vesaire, böyle şeyler bulabileceğiniz. Şimdilik böyle şeyler bulabileceğiniz. İleride çeşitlendirmeyi düşünüyorlar tabii ki. Böyle şeyler bulabileceğiniz çok tatlı bir mekan için hazırlıktalar. Biz de çok heyecanlıyız bu yüzden. Hafta sonunda açılış. Açılışta da küçük bir açılış olacak. Oraya gidiyoruz. İnşallah oraya gideceğiz. Bir aksilik olmazsa birkaç gün sonra. Kardeşime ve Gülden'e destek olmak için. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Her şey diledikleri gibi olur. Şu ana kadar her şey çok güzel. Hatta dürüst olayım, umduğumdan daha da güzel gözüküyor. Çok şık gözüküyor. Tatlı bir mekan. Beni Eskişehir'de izleyen arkadaşlarım varsa kesinlikle sizi oraya davet ediyorum. İnşallah bir gün orada karşılaşırız. Sizinle karşılaşmayı da çok istiyorum bu arada. Bunun için annem yarın Eskişehir'e gidiyor. Şimdi vedalaştık ama yarın pazartesi. Perşembe akşamı da ben gidiyorum inşallah. Cuma günü Ertuğrul gidiyor. Cuma günü Ertuğrul'un doğum günü. O da biraz karıştı. Şöyle oldu arkadaşlar. Neyse, bu videoyu yayınladığımda herkes her şeyi öğrenmiş olacak. Ablam da kardeşime sürpriz yapmak için Rize'den geliyor. Ama şu an bir tek Ertuğrul'la ben biliyoruz. Yani işlerimiz dolayısıyla programımızı hazırlamamız için. Annem ve kardeşim Gülden kimse bilmiyor. Cuma günü ablam geldiği için orada olacağız. Ertuğrul da Cuma günü aslında başka bir yerde olabilir iş için. Şehir dışında olabilir, İstanbul dışında olabilir. O da oradan oraya gelecek falan derken böyle ailece Eskişehir'de olacağız gibi gözüküyor. Hafta sonumuz orada geçecek. Mekanın işte açılışı, son dokunuşlar vesaire. Hem kardeşine destek olalım moralman, hem de fiziken açılışa katılalım diye. Seni görünce heyecanlandım. Hem de fiziken açılışa katılalım diye. Orada olacağız gibi gözüküyor. O yüzden bugün videoyu kapatıyorum. Pazar akşamı. Perşembe günü yola çıkarken açarım herhalde. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Orada görüşürüz. Mekanla ilgili hem benim merak ettiğim çok şey var, hem de hatıra kalsın diye video çekerim. Mekanı çekeriz. Kardeşimi çekeriz. Heyecanlarını çekeriz. İkisi için de çok önemli bir girişim bu çünkü. İnşallah her şey umduklarından çok 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 daha güzel ilerler. Şu an için öyle gözüküyor. İnşallah devamı da böyle gelir. Neyse arkadaşlar, bu video için bu kadar. Artık Eskişehir'de görüşürüz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz, eğer abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nevresimlerim.